Merhaba, bu videomuzda EKPSS ön lisans düzeyinden birinci dereceden denklemler konusuyla ilgili gelebilecek soruları birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci soru, x eksi 2 bölü 3 eşittir 2x artı 1 bölü 9 ise x kaçtır? Evet, içler dışlar çarpımı yapacağız öncelikle. 9 ile x eksi 2'yi çarpacağız. 9 çarpı x eksi 2 parantez içinde yazıyorum. Eşittir. 3 ile 2x artı 1'i çarpacağız. Parantez içinde 2x artı 1. Evet, 9'u parantezin içine dağıtalım. 9 çarpı x 9x. Eksi var arada. 9 çarpı 2 18. 9x eksi 18 eşittir. 3'ü parantez içine dağıtalım. 3 çarpı 2x, 6x, artı var arada. 3 çarpı 1, 3. Evet, şimdi x'lere karar verelim. 9x, 6x. Hangisini göndereceğim diğer tarafa? Küçük olanı, yani 6x'i göndereceğim eksi olarak. Diğer taraftaki sayımız olan eksi 18'i de eşitliğin diğer tarafına artı olarak göndereceğim. Evet, kalanları yazalım. 9x, 9x'in yanına 6x eksi 6x olarak geçer. Eşittir. Artı 3 var. Eksi 18 eşitliğin diğer tarafına artı 18 olarak geçer. 9x'ten 6x çıktı. 3x kaldı. Eşittir. 3 ile 18'i topladım. 21. 3x eşittir 21 ise her iki tarafı da 3'e böldüm. 3'ler sadeleşti. X eşittir 21 bölü 3'ten 7 olacak. İkinci soru. X artı Y eşittir 6. 2 bölü X artı 2 bölü Y eşittir 3 ise X çarpı Y kaçtır? Öncelikle alttaki ifadede paydaları eşitleme yoluna gideceğiz. Çünkü paydaları eşitlediğimizde X çarpı Y olacak paydalar. Bizden de X çarpı Y'yi istiyor. Bu yüzden bu yöntemi uyguluyorum. 2 bölü x'i y ile genişleteceğim. 2 bölü y'yi de x ile genişleteceğim. Genişletelim. 2 çarpı y 2y bölü x çarpı y artı x çarpı 2 2x bölü x çarpı y altta x çarpı y olarak yazılır. Eşittir 3. Evet, burada x çarpı y'yi ortak paydaya alalım. X çarpı y alt taraf. Üstte de 2y artı 2x. Bunu da 2x artı 2y olarak yazabilirim. Yer değiştirebilir. Sorun yok. Eşittir 3. Evet, şimdi üst taraftaki paydadaki ifadeyi 2 parantezine alalım. 2 parantezine almak ne demek? 2x artı 2y'yi 2 parantezine alırsam her iki tarafı da 2'ye bölerim demektir. Burada sadeleştirmelerle 2 parantezinde 2 çarpı x artı y olur. Bunu yazacağım. 2 çarpı parantez içinde x artı y olarak yazabilirim. 2 parantezine alıp bölü x çarpı y vardı aşağıda. Eşittir 3. Bize şu x artı y ifadesi soruda verilmişti. Kaçtı? 6. Devam edersem 2 çarpı x artı y yerine 6 yazıyorum. Bölü x çarpı y eşittir 3. Yukarıda düzenleyeyim. 2 çarpı 6 12 bölü x çarpı y eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 çarpı x çarpı y eşittir 12. 3 ile kaçı çarparsam 12 olur? Her iki tarafı da 3'e bölerek de bulabilirim. X çarpı y eşittir 12 bölü 3'ten 4 olacak. Üçüncü soru. X artı y eşittir 9. Y artı z eşittir 16. X artı z eşittir 11 ise x çarpı y kaçtır? Evet arkadaşlar, bu 3 ifadeyi de alt alta topladığımda ne olur? X, x, 2 tane x var. Y, y, 2 tane y var. Z, z, 2 tane z var.
Bu yüzden hepsi aynı sayıda olduğu için topladığında 2x artı 2y artı 2z eşittir. Sayıları da topluyorum. 9 ile 11 toplasam 20, 16'yı da eklediğimde 36. Şimdi sol taraftaki ifade ikiler ortak olduğu için iki parantezine ortak paranteze alalım. Ortak paranteze alınca ne oluyordu? Hepsi 2'ye bölünüyordu. 2 parantezinde 2 çarpı parantezi açtım. Gitti. İkiler gitti. Başındaki ikileri gönderiyorum. X artı Y artı Z. Parantezi kapattım. Eşittir 36. 2 çarpı parantez içinde X artı Y artı Z parantezi kapattım. Eşittir 36 ise her iki tarafı da 2'ye bölersem X artı Y artı Z eşittir 36 bölü 2'den 18 olur. Şimdi bizi x çarpı y'yi soruyor. X'i ve y'yi bulup çarpacağız. X artı y artı z'yi buldum. Soru üzerinde de bize x artı y veriliyor zaten. Ya da y artı z veriliyor. X artı z veriliyor. Burada x artı z'yi yerine yazıp 16 olarak y artı z'yi 16 olarak yerine yazdığımızda x'e kaç kalıyor? 2. X eşittir 2. Y'yi bulmak için de x artı z'ye bakalım. X artı z yerine de 11 yazalım. X artı z yerine de 11 yazarsak y'ye kaç kalıyor? 11 ile kaçı toplarsam 18 olur. Y'ye de 7 oluyor. Yerine yazalım 7. 2 çarpı 7 cevabımız 14 olacak. Dördüncü soru. X artı Y eşittir 4. 4X artı 3Y eşittir 15 ise X çarpı Y kaçtır? Burada öncelikle X'i bulalım. X'i bulmak için Y'leri yok etmem lazım. Y'leri yok etmek için ne yapmalıyız? Artı 3Y var ve artı Y var. Artı 3y'yi yok etmek için üst taraftaki y'yi kaçla çarpmam lazım? Eksi 3y olması için eksi 3 ile çarpmam lazım. Yani tüm hepsini genişletmemiz lazım. Şimdi üst tarafın genişletilmiş halini içeriye dağıtarak ve dışarıya dağıtarak eşitliğin diğer tarafındaki 4'ü de çarparak yapalım. Eksi 3x eksi 3y eşittir. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12. Alttakini aynen yazıyorum. 4x artı 3y eşittir 15. Şimdi toplamamı yapabilirim. 4x eksi 3x sadece x 1x yani x eksi 3y artı 3y gitti zaten bunun için uğraşmıştı. Eşittir. 15 ile eksi 12'yi topladığımda da 15'ten 12'yi çıkartırız. 3 kalır. X eşittir 3. X'i 3 buldum. Şimdi en baştaki ifadede X artı Y 4 yazıyordu. X 3 ise 3 ile Y'yi toplamışım 4 olmuş. O zaman 3 ile kaçı toplarsam 4 olur? Y de 1 olacak. 3 ile 1'i çarptığımda cevabımız 3 olacak. 5. soru. 16 eksi 3x bölü 5 eşittir 10 ise x kaçtır? Evet, burada basit bir şekilde size şu yolu göstermek istiyorum böyle bir soru görürsek. 16'dan kaçı çıkarırsam, kutucuk gibi düşünün, kaçı çıkarırsam 10 olur. Şimdi bu kutucuğun kaç olduğunu bulalım. 16'dan kaç çıkarsa 10 olur? 6. 3x bölü 5 ifadesi 6'ya eşitmiş. Yani 6, altında da gizli 1 var. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x ile 1'i 6 ile de 5'i çarpacağım. 3x ile 1'i çarparsam zaten 3x eşittir 6 ile 5'i çarpacağım. 6 kere 5. 3x eşittir 6 kere 5, 30. Her iki tarafı da 3'e bölersem
3'ler gitti. X eşittir 33'e böldüm. Cevabımız 10 olacak. Tabii ki burada farklı işlemler yapıp mesela eksi 3x bölü 5'i diğer tarafa artı 3x bölü 5, buradaki 10'u da diğer tarafa eksi 10 olarak atıp o şekilde de 3x bölü 5'in 6 olduğunu bulabiliriz. Ama bazı sorularda da basit düşünmek işimize yarar, zamandan kazanırız. 6. soru, x artı 5y eşittir 0. 3x artı 5y eşittir 10 ise x artı y kaçtır? Evet, burada artı 5y eksi 5y rahatlıkla birbirini götürecek birazdan. Ne olması lazım? Birinin eksi 5y olması lazım. Üstteki ifadeyi eksi 1 ile genişletelim. Yani eksi ile çarpacağız hepsini. Evet, düzenleyelim şimdi. Eksi 1 ile x'i çarptım, eksi x. Eksi 1 ile artı 5y'yi çarptım, eksi 5y eşittir 0 ile neyi çarparsak çarpalım zaten 0'dır. Alttaki ifadeyi aynen yazalım, 3x artı 5y eşittir 10. Toplama işlemimizi yapalım alt alta. 3x artı eksi x, 3x eksi x demektir. Yani 3x'ten x çıktı, 2x. Eksi 5y artı 5y birbirini götürdü, eşittir 10 ile de 0 topladım zaten 10. 2x eşittir 10. Her iki tarafı da 2'ye bölersem 2'ler gider. X eşittir 10'u 2'ye böldüm, 5 buldum. X'i 5 buldum. X artı 5y ifadesi 0'a eşitmiş. X artı 5y eşittir 0. Şuraya yazalım. X 5 artı 5y eşittir 0. O zaman buradan y kaç olur? 5'i diğer tarafa attığımda 5y eşittir 0 eksi 5. Artı 5 eksi 5 olarak gitti. Yani 5y eşittir eksi 5'miş. Her iki tarafı da 5'e bölersem y eşittir eksi 5 bölü 5'ten eksi 1. Y'yi de eksi 1 buldum. Arada da artı var. 5 artı eksi 1. Artı ile eksi yan yana geldiğinde artı ile eksinin çarpımı gibi düşüneceğiz ve aradaki işaret eksi olacak. 5 eksi 1. Cevabımız 4. 7. soru. 5 çarpı parantez içinde x eksi 3 parantezi kapattım. Eksi 2 eşittir 3 çarpı parantez içinde 4 eksi x parantezi kapattım. Eksi 5 ise x kaçtır? Evet, 5'i parantez içindeki x eksi 3'ün içine dağıtalım. 5 çarpı x 5x. 5 çarpı arada eksi var. 5 çarpı 3 15. Sonunda da eksi 2 var, onu da yazıyorum. Eşittir. 3'ü parantez içindeki 4 eksi x'in içine dağıtalım. 3 çarpı 4 12. Eksi 3 çarpı x 3x eksi 5'i de sonuna yazıyorum. Evet, x'lere bakalım. Hangisi yer değiştirecek? Küçük olan eksi 3x. Diğer tarafa artı olarak gidecek. Buradaki sol taraftaki eksi 15 ve eksi 2 sayıları da diğer tarafa artı olarak gönderilecek. Sol tarafta 5x kalmıştı. Eksi 3x diğer tarafa artı 3x olarak geçti. Eşittir. Sağ tarafta 12 eksi 5 kalmıştı. Yanına eksi 15 artı 15 eksi 2 artı 2 olarak geldi. Düzenlemeleri yapalım, toplamaları çıkarmaları. 5x 3x daha 8x eşittir. 12'den 5 çıktı 7. 7 ile 15 topladım 22. 2 daha 24 etti sağ taraf. 8x eşittir 24 ise her iki tarafı da 8'e bölerim. 8'ler gitti, x kaldı. X eşittir 24'ü 8'e böldüm. 3 bizim cevabımız olacak.